Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, uzun süredir video çekiyorum. Çok da fazla aksesuar, yani video çekmek için elimden, elimin dışında ve tripod dışında pek aksesuar bugüne kadar kullanmadım. Sadece bir gimbal almıştım bir zamanlar. Hala da elimde ama toplasanız 3 ya da 4 kere kullanmışlığım vardır. Çünkü onu işte koymak, yerleştirmek, set etmek, onu böyle elinde taşımak, bana zulüm geliyor. Ben yani biraz pratik bir adamım. Çabuk işler olsun istiyorum. Taşınabilir olsun istiyorum. Dolayısıyla bir, bir takım video aksesuarlarından bugüne kadar kaçınmıştım. Ama bir yer geliyor ki artık kaçamıyorsunuz. Çünkü daha düzgün video çekmek istiyorsunuz. Daha profesyonel videolar çekmek istiyorsunuz. Ve bunun için de yapılması gereken bence ilk harcama bir slider almaktır. Tabii bu sliderların değişik ölçüleri var. Yani daha uzunları var, çok uzunları var, daha profesyonelleri var, rampa üzerine gidenleri var vesaire. Ama bizler biliyorsunuz içerik üretiyoruz alt tarafı. Yani öyle çok bir prodüksiyonlar, müthiş bir set ekibi falan yok. Tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışırken bu tür yardımcı ürünler de sizin hayatınızı bir nebze kolaylaştırıyor sevgili dostlar. Daha düzgün böyle plan çekimleri yapabilmek için. Slider benim aldığım slider 40 cm ölçüsündeki bir slider. Neden 40 cm? Çünkü öncelikle taşınabilir olsun istedim. Çok ağır olmasın istedim. Valla kaç kilo geliyor bilmiyorum ama 1 eh, bir, 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 kilonun biraz üzerinde geliyordu. O da pille beraber ki en ağır kısmı pilidir sevgili dostlar bunun. Yani diyorum ki şunu çıkartırsam şöyle oldukça hafif tabii. Bu pil de kocaman bir pil. Sevgili dostlar bu markası Toprik. Top League diye bir markayı buldum, keşfettim. Gerçekten bir fiyat performans ürünü. Daha çok daha pahalı, Erdokron'un gibi e, sliderların yaptığı açığa yukarı birçok şeyi yapıyor. Ve çok basit bir biçimde yapıyor. Çok az düğmeyle yapıyor. Çok kolay bir biçimde yapıyor sevgili dostlar. Dört tane düğmesi var. Pardon beş tane düğmesi var. Daha doğrusu dört tane düğmesi, bir tane de böyle hız e, şeyi var. E, ayarı var. Bu dört düğmenin birincisi, açma kapama düğmesi. İkincisi kameranızı yerleştirdikten sonra yapacağınız çekimin uzunluğunu ayarlayan bir ayar düğmesi ve çok basit A, A, noktası ve B noktası. Önce A noktasına getiriyorsunuz basıyorsunuz sonra B noktasına getiriyorsunuz basıyorsunuz buradan da hızını ayarladıktan sonra başlat diyorsunuz. Önce başlangıç noktasına gidiyor sonra yavaş yavaş geçişini yapıyor ve duruyor. Bir onun üzerindeki düğme de eğer isterseniz bunu loop haline getiriyorsunuz ve gitsin, gelsin, gitsin, gelsin diyorsunuz. Ha, onunla niçin kullanırsınız artık onu siz karar edin. Şimdi güzel olan bir şey daha var. Çok basit bir düzenekle beraber e, şurada iki tane düğmenin iki tane daha doğrusu vidanın gevşetmesiyle iç bükey ya da dış bükey Geçler yapmanızı sağlıyor. O da gerçekten hayatınızı çok ama çok kolaylaştırıyor sevgili dostlar. Biraz daha böyle profesyonel bir şey kullandığınız zaman, bir bol head kullandığınız zaman biraz daha uzununu, kamerayı tam anlamıyla böyle çevirip isterseniz. Dikey de tam geçişler yapabilirsin. Ben tabii küçüğünü aldım. O kadar aklım şeye gitmedi ama gerekirse daha büyüğünü de alırım sevgili dostlar. Bu bol head'in. Şimdilik bu bana yetiyor. Dolayısıyla e, bunun en fazla ben biraz çapraz bir geçiş yapabildim. Gelin ona da bir göz atalım. Bana sevgili dostlar top rig ile söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. E, hakikaten güzel taşınabilir hafif, pratik ve çok da efektif bir ürün. Fiyatı da öyle çok aman aman fiyat değil. Valla yani alın derim. Çünkü ha tabii bunun bir de S60'ı var. Onun biraz daha uzunu var. İsteyen S60'ını tercih edebilir. isteyen S40'ını tercih edebilir. Ama gerçekten fiyat performans ürünü. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir sevgili dostlar. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Ergin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.